Herkese selamlar dostlar. 6 Kasım 2023 pazartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeal, yüksek oran ve skorlara kadar bahsetmeye çalışacağım. Pazartesi biraz daha ufak oynayalım. Maçlar sıkıntılı zaten biraz. Ona göre küçük değerlendirmeler yapabilirsiniz. Ben sizlere fikirlerimi anlatacağım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Onunla başlamak istiyorum. Maç skoru yarışmamızla Tottenham'la Chelsea. Maç skoru ne oldu sizlere? Sorduk günün baba mücadelesi zaten bu. Güzel de bir tercih yapacağım. Skoruna kadar anlatmaya çalışacağım. Sizce maç skoru olur? Yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında Fenerbahçe Trabzon maç skoru bilen yok bu arada. 3-2 bitti. Trabzon kazandı. Korner alarak ana tercih olarak güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum orada. Oradan da kornerden kazandık. Onun da bilgisini verelim. Kazanan bir arkadaşımız da yok. Onun dışında arkadaşlar Instagram'dan benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Herhangi sorusu olan gruplara gelmek isteyenler öneri, eleştiri, her, her, şey için benimle Instagram adresimiz Kangal Bey olarak da iletişime geçebilirsiniz. Cumartesi günü vermiş olduğum maçlar ekrana gelsin. Dostlar çok tebrikler, güzel mesajlar da geldi. Teşekkür ederim. Sadece ana tercihlerimden burada Real Sociedad'la Barcelona'nın KG varı gelmedi. Şöyle baştan bir hemen bakalım. Freiburg maçına var bekliyordum. Biraz daha yüksek orandan var, o üst geldi. Offenheim'e 3.5 üst. Hatta ilk kere 1.5 üst geleceğini düşünüyordum. O da geldi. Brighton'ın yarı kazanırı tek tercih geldi. Fenerbahçe'nin ana tercihi kornerdi geldi. Atalanta Inter KG. Newcastle maçına aynı şekilde korner verdik geldi. Dortmund maçına hem 1.5 üst Bayern tarafını hem de 2.5 üstüne 2 Bayern olaraktan da aldık. Teşekkür ederim. 8 maçı 7 tane ana tercihi geldi. Sadece Real Sociedad'ın KG'si gelmedi. Yorumlarınızdan ve beğenilerinizden dolayı teşekkürler. Aynı şekilde artı 400 seviyesinde bir beğeni gelirse de çok teşekkür ederim. Cumartesi vermiş olduğum 2 adet yüksek misli verdi. Çok fazla yüksek misli abanamadım. Çünkü ona kadar çok bir güven olmadı yani cumartesiye benim açımdan. Ama 2'de 2 yaptık. Hoffenheim Leverkusen maçı vardı. Yani Hoffenheim'de aklına ufak tefek şüpheler vardı. ikinci yarı iki tane attı. KG'mizi getirdi orada. 700 misli ona önermiştim. Yüksek misli Avrupa'da da 1000 misli önerdim. City maçına City'ni alacak ve en az 2 gol atacağını düşünüyordum. Freiburg maçına genel 1.5 üst Mainz diyorum. Bakın zaten açıklamaya ne yazmışım. Mainz Kai. 1.5 üst dedik genel maç. Ben golleri Leipzig'den bekliyordum. ikinci yarı Mainz 2 tane attı. Çok da güzel oldu. Getirdi. Vardan inceleme yaptılar ama gol temizdi. O da geldi. 1000 misli önermiştim. 640 lira zaten doğrudan kasaya koyduk. Yüksek misli de bir kasa yönetimi yapıyoruz. Bu kasa yönetimiyle birlikte güzel kazanç da sağladığımızı mislileri burada doğrudan biz öneriyoruz. Dostlar birazdan sizlere bir bahis seçeneği önereceğim. Daha doğrusu sürekli öneriyorum ama bilmeyenleriniz var. Bakın ev sahibi yarı kazanır veya deplasman yarı kazanır dediğim zaman da burada arkadaşlar Sivas Adana maçını koydum örnek olarak. Diğer seçeneğinde orta deplasman yarı kazanır, ev sahibi yarı kazanır var. Onları değerlendirebilirsiniz. Bazılarınız bilmiyor çünkü soruyor o yüzden diyorum. Ve arkadaşlar ben şöyle gruplardan bahsetmek istiyorum. Canlılarda neler yaptık, herkes açık grupta neler verdik. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Dostlar NBA öncelikle geldi. Yeşilledik burada. Tebrikler. Sonra cumartesi ahali günaydınlar diye girdik ve canlı startı 13.30 olarak belirledim. Şöyle ekrana da geçtim. 3 ekran olarak izlediğimi zaten yani bunu biliyorsunuzdur. Ben genelde 3 ekran takip ederim. Cumartesi veya pazar. Onun dışında 2 ekran bana gayet yeterli oluyor. 3 biraz benim beynimi bulandırıyor çünkü. Ondan sonra ilk mücadelemizi yakaladık burada. Ondan devam ettim. Sonra Şalke mücadelesi var. Dedim ki ilk yarıdan bir gol gelebilir. Golü de Şalke atabilir diyerekten de önerdim. Golü de Şalke attı mı attı. 2'de 2 olduk zaten. Riskisi 2 küsur orandan. Fırt mücadelesine ilk yarı 0.5 üst. Golü de yine Fırt tarafından beklediğim riskli olarak da ufak olarak da önerdim. O da geldi. Bakın mesela Fürt mücadelesi 1.44'ten verdi ki 2.51'de riskisi Şalke'nin burada atacağı ilk goldü mesela. O da geldi ilk deplasmanın atacağı. Şu şekil 4'te 4 yaptık ki oranlar zaten iki tane yükse yüksek, yüksek oranlı 5 katı yapıyor. Şu şekilde ekranda oturduğumu da belirtmiştim. Devam ettik. Şalke maçına deplasmandan 1.5 üst bekliyordum. 1.63 gibi orandan son dakikada geldi. Samsun maçında ilk yarı gol bekliyordum. Geldi. Ondan sonra Şalke'nin golü geldi. Sonra dedim ki var. Samsun hatay maçında Samsun çok fazla kaçırıyor sıradaki golü atabilir Samsun'da bir gol alınabilir diyerekten de Samsun'un bir golünü aldık sıradaki golünü aldık ve yüksek misli olarak da ben burada Samsun'un bir golü 300 TL önerdim o geldi Beşiktaş Manisa canlısı geldi Stim'in ilk yarısı geldi vesaire derken canlılar da bu şekilde eserekten devam ettik. Cumartesi yine çok güzel bir canlı seansı geçirdik umarım pazar da böyle geçer pazarın sabahında çekiyorum bu videoyu Onunla bilgisini vereyim sizlere. Şöyle sizlerden artı 400 seviyesinde beyni bekliyorum arkadaşlar. Yani 4.000-5.000 diyor. 400, 400 kişi de bir zahmet yüzde %10'luk bir kısımdan bahsediyoruz. Hemen 2 saniyenizi ayırıp beyni atarsanız hemen bekleyelim. Hatta 2'ye kadar sayıyorum. 1-2 beyniler geldiyse Gaziantep ile Erize maçıyla başlayalım. Baylar bu maçın indeks beklentisi 0-0 onu söyleyeyim ama ben mücadelenin 0-0'da kalacağını düşünmüyorum. Gaziantep Sumudika'nın gelişinden sonra bir bariz boyun farkı var yani bu oyun olarak yansımış durumda. Geçen Beşiktaş mücadelesine kaybetse de kaçan 5 tane net gol pozisyonu vardı zaten. İstatistik olarak bakabilirsiniz. Maçı da izleyebilirsiniz. Kontralarda uzun toplarla birlikte pozisyona giren bir Gaziantep tarafı vardı fakat kendi evinde daha ofansif bir futbol sergiliyor. Sumidika'yı yenmek için çıkacak bu sahaya. de son mücadelesinde mağlup oldu. Kendi evinde Galatasaray'a karşı Son deplasmanda da 3 birlik bir Kayseri mağlubiyeti var. O maçta da iyiydi. Yani Rize'de aslında 3-1 mağlup olduğuna bakmayın. Kayseri daha iyiydi. Fakat Rize'de pozisyonlara girmeyi bildi. Ben burada mücadelenin 0-0 değil de 1-1 bitme ihtimalini görerekten de idealden karşılıklı atacak golleri bekliyorum. Onun da oranı arkadaşlar KG var. Onun da 1.53 gibi oranı var. Oran KG'ye var'a göre yüksek. Biraz daha yüksek orandan da hatta bir 1, 1 skora göre de 2-3 gol 1-78 gibi orandan da Pazartesi ve Cuma günleri küçük oynamanızı öneririm. Her zaman sürprizler çıkabiliyor. 2-3 golde gelme ihtimali var. Kayseri ile Alanya mücadelesi. Bu maç hakkında önemli bir detay vereyim. Alanya Spor'da Ömer Erdoğan istifa etmişti. Yerine Fatih Tekke geldi. Aynı şeyin laciverti desek yeridir bence. Çok bir fark edeceğini düşünmüyorum Alanya tarafında. Kayseri dinamik bir oyun ve iyi bir oyun sergiliyor. Ben bu Kayseri'nin Alanya'ya karşı yeni hoca etkinliğiyle bir sürpriz çıkma ihtimali var mı? Var. Kayseri Alanya tarafından gol gelebilir. Yeni hoca Türkiye'de özellikle çok fazla bu çok fazla görüyoruz bunun örneğini. Yeni koçlar, yeni teknik direktör geldiği zaman ilk maçta bir etki veriyor genellikle. Alanya tarafından bundan gol beklenebilir. Ama ben oyun olarak baktığım zaman da Kayseri'nin burada yani rehavete kapılmazsa Alanya'dan daha iyi bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum ki şu ana kadar zaten sürekli öyle oldu. Ben burada Kayseri'den de yani ev sahibinin en az bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Diğer seçeneğinde bulabilirsiniz bunu. 1.44'te gibi oranı var. Kayseri Spor kendi evine bir yarıyı kazanır gibi geliyor bana. Yani mücadelede var seçeneği de olma ihtimali yüksek. Alanya Spor'da yeni hocayla birlikte. Kayseri'den ben zaten gol bekliyorum. Fatih Tekke ile birlikte Alanya Spor'da bu maçta gol de atabilir bu arada. Empoli mücadelesi yine çekişmenin ve temponun üst düzey olabileceği bir maçlardan biri. Erken bir gol gelirse maçın kopabil kopabilme ihtimali de var. Özellikle ev sahibinin Cagliari mücadelesi vardı. 4-3 mağlup oldu. Yani maç inanılmaz tempoluydu. İnanılmaz da goller oldu o mücadelede. Yine güzel gollü bir maç izleyebiliriz ama ben bunu kuponlarım almam veya değerlendirmem. İtalya'yı çok fazla böyle izlemediğim takım olduğu için çok fazla zaman ayıramıyorum bunlara. Ama idealden şöyle baktığımız zaman da karşılıklı atacak goller burada da 1.50 gibi orandan değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi çok fazla yüklenmenizi önermiyorum kesinlikle. Tottenham'la Chelsea mücadelesi. Tottenham bu maçında da maç konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Arkadaşlar her iki takımda iyi bir oyun sergiliyor. Sizin skor beklentiniz neler? Yorumları yazın. Ben kendi skor beklentimi söyleyeyim. 2-1 Tottenham kazanabilir bu mücadeleyi. Benim beklentim o yönde. Çünkü Tottenham iyi bir oyun sergiliyor. Yani ne olursa olsun burada zirve sanırım maç eksiyle istedim ama Tottenham bu maçtan olası bir galibiyet alırsa ki alma ihtimali de var. Zirveyi tekrardan Tottenham alır bu mücadelede. Yani iyi bir oyun sergiliyor. Bu oyunu ne zamana kadar sergilerler bilmiyorum ama Tottenham burada gerçekten hakkını veriyor açıkçası. Ben şöyle bir e, tercih söyleyeyim sizlere. Hem Chelsea tarafı hem de Tottenham tarafı korner bulabilir. Mücadele şu an korner açık değil ama korner gelme ihtimali var. Ben tek tercih söyleyeyim sizlere. Muhtemelen 8.5 açmazlar. buçuktan başlatırlar bu mücadeleyi. Ben mücadele gelene 95 üst korner bekliyorum. Özellikle Tottenham tarafında zaten bazı isimler geri döndü. Yani önemli bir eksiklik yok özellikle. Chelsea tarafında son Blackburn mücadelesi vardı. O mücadeleyi kazandı. İlk yarısını aldık. 4.5 altında birini aldık. Kombineye ve YouTube tercihlerinde kazanmasını bildik. Chelsea de ligde oynadı. iki mücadelede de puan bırakıyor açıkçası. Arsenal maçı vardı. 2 i̇ki, iki güzel. Bu tür maçlarda etkili bir oyun oynayacağını ve yani artık reaksiyon da verebilir. Olası bir sürprizden de kaçmak için burada en güzel tercih bence atılacak kornerlerdir. Korner tercihi alabilirsiniz. Getafe ile Cadiz karşılaşması. Yani Cadiz çok bir oyun oynadığını düşünmüyorum ben. Zaten bu maçtan da çok fazla gol beklenmiyor. Ama Getafe tarafında olmakta bence fayda var burada. Taraf tercihine gitmiyorum maç sonu birine. Ama güzel bir orandan. 1.70'den alacağımıza 1.48 gibi orandan alalım. Getafe biraz daha Kadiz'e göre ne oynadığını bilen bir takım. O yüzden burada Getafe'nin tarafında olmakta fayda var. Diğer seçeneğinde aynı şekilde Getafe'nin burada herhangi bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Oranı da arkadaşlar 1.48 seçeneği 1.48 gibi. Hatta mücadele indeks beklentisini de ben sizlere söyleyeyim. Mücadele indeks beklentisi 2-0'lık bir ev sahibinin galibiyeti. Hatta deplasmanda da sanırım son mücadelesinde miydi o? Ee, kırmızı kartlar çıktığı için hatta buradan... Bir tane mi çıkmış burada? Yani dev basmanda 3 kişi 3 isimle Kadiz tarafında kart cezalısı olarak gözüküyor. Fali, Ruben Sabrino ve Ivan Alejo isimli arkadaşlarımız kart cezalısı olarak da gösteriyor. O yüzden burada GKP herhangi bir yarıyı kazanabilir. Oranı da 1.48 arkadaşlar. Pazartesi dediğim gibi çok yüklenme yapmayın. Sizlerden ricam videoya beğeni ve yorumlardır. Benim görüşlerim bu yönde. Aklınızı yatıyorsa değerlendirin. Yatmıyorsa da değerlendirmeyin arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.